Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 2020 yılı bütçe kanun teklifi ve 2018 yılı kesin hesap kanun teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Yüce heyetinizi en yüksek saygılarımla selamlıyorum. Sözlerimin başında 2020 yılı bütçesinin yüce devletimize ve aziz milletimize hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Sayın milletvekilleri, 2020 bütçesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin 18. bütçesi. Bu aynı zamanda şu demek, 17 yıl kesintisiz ve tek başına bir AK Parti hükümeti var demek. Bu Türk siyasi tarihi bakımından tek örnektir. Bundan daha başka bir örneği yoktur. 17 yıl, 18 yıl kesintisiz ve tek başına iktidar. Olağanüstü bir siyasi başarı olarak da görüyorum ben. Şimdi siyasi başarının yanında acaba bu 17 yılda bir de ekonomik başarı var mıdır? Bu siyasi başarı beraberinde bir ekonomik başarı getirmiş midir? Onu arz etmeye çalışacağım. Bunun birkaç tane kriteri var. Bu işleri bilenler bakımından birincisi, benim daha çok birinci numaraya, bir numaraya aldığım kriter büyüme hızlarıdır. Ekonomi bu zaman dilimi içerisinde yıllık ortalama ne kadar büyümüştür? Bu 2003-2019 yılları arasında 17 yılda ekonominin büyüme hızı şimdiki son milli gelir değişikliğiyle birlikte %5.3 oldu. Bundan bir evvelki seri, yani 2 sene önceki seri itibariyle bakarsak bu rakam %4.7 idi. Buna mukabil ben çok partili rejime geçtiğimiz tarihe esas alıyorum. 1946'dan 2002 yılına kadar, yani AK Parti iktidara gelmeden önceki 57 yıl içerisinde yıllık ortalama büyüme hızı bir evvelki seriye göre 5.1 idi. Yani AK Parti'nin aynı seriyle mukayese edildiği zaman ondan daha yüksek bir ekonomik performans sergilemişti. Ama şimdiki seride ikisi de eşitlenmiş oldu. Öyle görülüyor ki eğer bir milli gelir serisi daha yenilenmiş olursa, değiştirilmiş olursa Allahu alem belki AK Parti'ninki eski dönemi geçmiş olabilir. Bunu bir münasebetle kayıtlarını, arkadaşlarımızın kayıtlarında olsun diye de arz etmiş bulundum. Şimdi bir dönemler özellikle 2007 ve 2008 yıllarında büyük ekonomik efsane olarak adlandırılan birkaç kriter vardı. Onların başında kişi başına düşen milli gelir idi. Yani o sıralarda deniliyordu ki kişi başına düşen milli geliri 3 katına çıkardık. Milli gelir büyümesini de 3 katına çıkardık. Bu söylem 2007'de başladı. 2006'nın ortalarında 2007'de başladı. Neredeyse 2014 yılına kadar devam eder oldu. Ama son sıralarda tedavülden kalktı. Artık böyle bir söylemle karşılaşmıyoruz. Bunun sebebi şudur. Bu milli gelir serileri, kişi başına düşen milli gelir rakamları vesaire iki rakamla ifade edilir. Bir cari fiyatlar dediğimiz fiyatlardır. Kafanızı çok meşgul etmek istemiyorum ama bunu söylemezsek olmayacak olduğu için söylüyorum. Cari fiyatlar o günün fiyatlarıdır. Amenna. Ama dönemleri ve birbiriyle mukayeseler falan yapılacak ise artık cari fiyatlar bir rafa kaldırılır. Adına sabit fiyatlar dediğimiz fiyatlarla çalışılır. Bu 2007'deki milli geliri 3'e katladık lafı şuradan kaynaklanıyordu. 2002 yılında kişi başına düşen milli gelir, o zamanki seri itibariyle söylüyorum bunu, 3.492 dolardır. 2007 yılında bu 9.247 dolar. Yani buna bakanlar, bilmeyenler, şimdi daha doğrusu devlet katında kullanan arkadaşlarımız da oldu bunu. Bu arkadaşlarımız bakan oldular, bakan oldular bazen. Bazen ekonomik işlerden sorumlu başbakan yardımcısı oldular. Bazen diğer bakanlar oldu. Ekonomi Bakanlığı'nın dışındaki bakanlar da bunu kullandılar. Başka, yani bu ekonomi literatürüne yeteri kadar hakim olmayan, vakıf olmayan arkadaşlar kullanırsa amenna. Yani 3 ile 9'u gördü. 2007'nin, 2002'nin başında 3'lü bir rakam, 3000'li bir rakam. 2007'de de 9'lu bir rakam. Güzel, bunu 3 katına çıkardık diyebilir. Ama bilen insanlar, bilmesi icap eden insanlar bu işi böyle kullanırlarsa bu çok ayıp bir şeydir.
bağışlamanızı dileyerek söylüyorum. Bu kendisini herhalde kandırıyor değildir ama yani milletimizi, devletimizi icap ediyorsa dünyayı belki böyle kandırma amaçlı olmuş olur. İyi bir şey değildir. Zaten şimdi bu üç katına çıkmış olan milli gelir çıkmış olsaydı yani nerede olmuş olurdu? Böyle bir yani su vardı, su ne oldu? İnek içti. İnek ne oldu? Dağ kaçtı. Dağ ne oldu? Yandı bitti, kül oldu. Değil mi? Böyle bir üç katına çıkmış olan bir milli gelir ortadan tebahür edecek, buharlanacak bir hadise değildir. Halbuki olan şudur, sabit fiyatlarla bakıldığı zaman, 2002 ile 2007 arasındaki milli kişi başına düşen milli gelir artışı %31'dir. Yani birisi üç kat dediğiniz zaman %300 eder, öbürüsü normal, iyi, düzgün bir hesapla baktığınız zaman %31 eder. Yani bunun aslı esasını böyle görelim. Ama 2019'a kadarki olanına bakalım. Yine bu sefer cari fiyatı kullanmaya gerek yok. Normal sabit fiyatlarla 2002 ile 2019 arasında geçen 17 yıl zarfında normal şartlarda kişi başına düşen milli gelir artışı %90'dır. Yani bir katı olmamıştır. Yani 100-200 olmamıştır. Ancak %90 artmıştır, 0.90. Bu performansı ben milli gelir büyümesi, kişi başına düşen milli gelir büyümesi olarak kuvvetli bir performans olarak görmüyorum. Zayıf bir performans olarak görüyorum. Kaldı ki bunun bir de zaten hangi bedelle bu rakamların elde edildiğini de ayrıca bakacağız. Değerli milletvekilleri, şimdi tam bu hesaba uygun, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı da aslında bu hesap dolayısıyla tenzih etmek istiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın devletimizin 2 numaralı makamıdır. Genel kurulu, bütçenin genel kurula sunuş konuşması var. Bu konuşma. Bu konuşmanın 41. sayfası var. İlgili arkadaşlarımızın elinde varsa bakabilirler. O 41. sayfada şunu diyor. Diyor ki aile yardımları dahil en düşük memur maaşı 2002'nin sonunda, Aralık 2002'de bir rakam 392 Türk lirasıydı. Biz bunu 17 senede Ekim 2019 tarihi itibariyle 3707 Türk lirasına çıkardık. Makul. Artış %846'dır. İşin yanlış olan yeri burasıdır. Yani bu ikisi de biraz önce arz ettiğim gibi cari rakamlardır. Birbiriyle mukayese edilebilir rakamlar değildir. En azından burada kale alınması, dikkate alınması lazım gelen rakam enflasyondur. Halbuki enflasyon sıfır gelmiş olsa bu iki rakamı beraber mukayese edebiliriz. Yani onu ona böldüğümüz zaman bu rakam çıkabilir. Geçen sene bu sene beklediğimiz enflasyon %12 civarındadır. Geçen sene 20 küsur idi. Ama bu 17 yılın ortalaması %11.1. Hiç olmazsa bu 392 rakamını arkadaşlarımızın elinde cep telefonları var. 2019'a kadar yürütürlerse enflasyon miktarıyla bu rakam 2311 Türk lirası eder. Demek ki 2311 Türk lirasıyla teslim aldık. Şimdi 3700 lira oldu. Bunu buna bölersek çıkan rakam %60'tır. Yani %846'lık bir artış hiçbir hal ve şartta söz konusu olamaz. Zaten %846, %900 demek 17 senede her yıl ortalama %50'lik bir artışa denk düşer ki hepimizin bayram etmesi lazım, hepimizin alkışlaması lazım, davul zurna çalmamız lazım. Bunun birazcık daha sofistike hesaplama hali şudur. Yıllık ortalama bu aile yardımları dahil en düşük memur maaşındaki artış %2.8 eder. Yani düzgün bir hesap yaparsak %2.8'lik bir memur artışı olmuş. Bu çok iftihar edilecek bir şey değil. Yani bunu bir tespit olarak böyle söylemek doğrudur. Birazcık daha artırsak daha iyi olabilir, denilebilir. Ama bununla böyle %846'lık bir artış yaptık filan tarzında bir şey iyi gitmiyor. Bu hesap yanlış bir hesap. Biraz önce Osman Bakbey söyledi, aziz dostumuz o, bizim NATO parlamenterler heyetinin de başkanı. Onun ricası üstüne söylüyorum. Daha önce ben bu tür hesaplarla ilgili bir Erzurum ağzı söylemiştim. O arzuyu umumi üstüne arz etmek istiyorum tekrar.
Bu bizde de yine var, et tekraru ahsen, tekrar iyidir. Velev kâne 180, velev ki 180 kere de tekrar olsa iyidir. Bu bakımdan iyi. Erzurumlu esnaf, tabii bizim esnaf, tüccar, biraz para kazanmak istediği, para kazandığı zaman gözünü hacca diker, hacca gitmeye diker. Erzurumlu da bu dert içerisinde. Muhasebecisi işte hesap kitap yaptı. Biraz önce %846'lık artışa benzeyen bir hesap getirmişler önüne. Ben Bahtı çok hoşuna gitti, dedi. Hesaba bakayım, hac lazım olmuş. Tamam. Bir de şimdi benim gibi bir adam gelmiş olsun şeye. Efendim ya bu işin aslı esası böyle değil, şöyledir. O zaman dedi cüzdana bakırım zekete muhtaç. Cüzdana baktı, zekata muhtaç. Şimdi bu hesaplar biraz böyle hesaplar. Tabii elbette. Elbette Allah kabul etsin. Allah gitmeyenlere de nasibi müyesser eylesin. Şimdi değerli arkadaşlar, bu yanlış ekonomi politikanın bel kemiği, yanlışlığının bel kemiği adına düşük kur, yüksek faiz dediğimiz hadisedir. Bir ara çok konuşuluyordu. Şimdi yine o da çok konuşulmaz oldu her ne hikmetse. Düşük kur, yüksek faiz, bunun arkasından gelen şeyin adı sıcak para. Yani göreceğiz şimdi iliğimizi, kemiğimizi emirmiş olan 17 sene içerisinde bu hadisenin aslı esası bu. Şimdi bir örnek vereyim. Bu vereceğim örneğe Merkez Bankası'nın, yani somut bir emeklilik fonu da var bunun içerisinde. Ben onu basite indirgeyerek anlatacağım. Merkez Bankası kayıtlarında da bulunabilir. Hazine Müsteşarlığı kayıtlarında da bulunabilir vesaire. O şu. AK Parti iktidarı, ekonomi yönetimi bütün dünya ile temaslarında, anlatımlarında demiş olmalı ki biz bu kur politikamız bu olacak. Faiz politikamız bu olacak. Bu adına dünya finans çevreleri denilen çevreler, bunun da nereler olduğunu çok bilmiyorum. Bugünlerde yine konuşulacaktır bu. Başka siyasi mahfiller itibariyle. Bunlar AK Parti ekonomi yönetimine inandılar. Büyük paralarla geldiler, büyük fonlarla geldiler. Mesela basit örneğe $100 bir fonla ben $100 diyeyim, siz onu $100 milyon olarak algılayın. Zaten mesela o kayıtlarda $100 milyon bir emeklilik fonu var A ülkesine. $100'la geldi. 2003 yılının ortalama kuru 1.49. Bunu 1.5 liraya yakın. Ben 1.4 olarak alayım. Biraz daha AK Parti'ye torpil yapmış olayım. Bozdurdu 140 Türk lirası. Faiz nispeti hem hazine tahvilleri itibariyle hem banka mevduat faizleri itibariyle %20'nin üstünde. Biraz indiriyorum, %18 ettim bir başka sebep dolayısıyla. %18'den hazine tahvilleri veya mevduat faizi olarak koydu. Tamam. Mevduat getirisi olarak 2008 yılı ortasına kadar geldi. 2008 yılı ortasında bu 140 lira bu faizlerle ulaştığı nokta 320 Türk lirası. İyi para. Bunu dolara böldü. O zamanki dolar fiyatı 1.3 idi kur. Yani bütün bu dünya 1.3. 1.3'e böldü. Elde ettiği rakam $246. Başına dönelim lafın. $100'la geldi. İşte bir şeyler yaptı. Çıkıp gidecek. $246 oldu. Değerli milletvekilleri, aziz milletvekilleri. Bu ortalama %20'lik bir şey yapar. Dolar üstünden getiri yapar. Dünyada, Allahu alem başka dünyalar varsa o dünyalarda da bu 2007'ler civarında, 2002-2003'ler, 2007'ler civarında böyle bir faiz getirisi yoktur. İşte bunu uzatın, daha sonra ben uzatacağım zaten yani. İşte bu Türk ekonomisinin iliğini, kemiğini emen, bu bizi halsiz hale bırakan, işte tweetlerle tehdit edilebilir hale getiren, tehdit edilebilir ülke haline getiren hadisenin aslı esası budur. Şimdi benim aklımda bununla ilgili rahmetli Maliye Bakanımız Kemal Unak'tan vardı. Ona ait olarak kalmış şimdi söyleyeceğim söz. Ama Google'a baktım, eşleştiremedim, denkleşmedi laf. Eğer söyleyeceğim sözün aslı Kemal Unak'tan'a aitse,
laf onundur. Fikri mülkiyet haklarına saygı sadedinde söylüyorum bunu. Eğer ona ait değil gibiyse, mesela şerefle ben kendi üstüme o lafı almak istiyorum. O şu: Ulaksan Bey ayrıldıktan sonra Maliye Bakanlığından dedi ki, ya bu yabancılar, sıcak parayı kastediyor, biraz önceki hesaba benzeyen bir hesap. Ya bu yabancılar meğer bizi iki kere öpmüşler, öpüyorlarmış. Hem Türkiye'ye gelişte öpüyorlar, hem Türkiye'den çıkışta öpüyorlar. Bu nasıl iş anlayamadım. Yani bu olan budur. Şimdi o dönemler, değerli milletvekilleri, AK Parti ekonomi yönetimini yere göğe sığdırmayanlar, işte davullar zurnalar eşliğinde bayram edenler, aslında işte bu söylediğim düşük kur, yüksek faiz hesabıyla Türkiye'de iş yapmış olan insanlardır. Bunun sonucunda şöyle bir şey oldu. Yani biz şimdi başka bunun sonucunda şöyle oldu. Bu düşük kur dolayısıyla dış ticaret bölümünde söylemem daha şey olur, daha uygun oldu. Kendi Evet. Ya ne oldu bunlar? Evet. Burada bir şey var. Buradan bir dış ticaret bölümüne doğru gideyim yani. Cari işlemler, evet. Şimdi buradan dış ticaret bölümüne geleyim. O notlarım da karışmış, aklımızda kaldığı kadarıyla. Bu düşük kurun kendisini en çok hissettireceği yer dış ticaret rejimi ve dış ticaret. İthalat, ihracat ve diğer döviz getirici faaliyetler, döviz götürücü faaliyetler. İhracatımızla ithalatımız var. Yani yine 5-6 tane ekonomiyle ilgili bakanımız varken, tek bir ayın ihracatında mesela küçük bir yüzde artış veya işte bir mevsimsel hale göre bir ihracat artışı olduğu zaman arkadaşlarımız, bakan seviyesindeki arkadaşlarımız yeri göğü inletiyorlardı. İhracatta dünyanın birincisi olduk. Çin'i geçtik, Maçin'i geçtik. Mars'ta bir şey varsa mesela onu da geçtik filan diye. Bu Kars'ta bir laf var. Bugünlerde de bu kaz muhabbeti vardır. Kazın cücüğü güzün sayılır diye. Yani kaz baharda geldi. O zaman ya kaç tane kazın cücüğü var bu kadar dersiniz. Ama süre içerisinde bir kısmını yel alır, bir kısmını sel alır, bir kısmını tilki kapar, bir kısmını komşu bahçelerin çocukları çalar. O yüzden kazın cücüğü güzün sayılır. Yani bir aylık ihracatı böyle ettik, Çin'i geçtik. Öbür aylık ithalatı böyle ettik, Maçin'i geçtik, yok. Güz ne zaman oldu? Güz şimdi bugün. Yani 17 tam yıl AK Partisi iktidarı. 17 tam yılı tamamladık. Güz geldi. Zaten güz mevsimindeyiz. Şimdi kazın cücüğünü sayalım. İhracatımız, ithalatımız. İhracatımızla ithalatımızın arasındaki fark 1 trilyon dolar. 1 trilyon 50 milyar dolar. Ya Allah muhafazan Allah, hafazan Allah yani, değil mi? Dış ticaret açığımız 1 trilyon 50 milyar dolar. Peki ihracatımız ne kadarmış? 2 trilyon 100. İthalatımız ne kadarmış? 3 trilyon 100. Aradaki fark 1 trilyon. Dış ticaret açığı ihracatının tam yarısı kadar olan dünyada medeni tek bir tane ülke yoktur. Yani gayrimedenisi de yoktur da. Yani biz bunu oradan alalım. Bir daha arz ediyorum. Not karıştı, dolayısıyla bu Osman Bey'in yüzünden oldu o. Bir daha arz ediyorum. 17 yılda Türk ekonomisi 1 trilyon dolar, 1 trilyon 50 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Bu açık ihracatımızın, toplam ihracatımızın tam yarısıdır. İşte o, yani kur düşükken yediğimiz hurmalar şimdi güzün geldi, 2019'un güzünde yavaş yavaş tırmalayarak çıkmaya başlıyor. Şimdi bu dış ticaret açığının bizi getireceği yer, adına cari işlemler dediğimiz rakamdır. Bu cari işlemler, yani mal ihracatı, ithalatının dışında döviz kazandırıcı
faaliyetlerimiz var, döviz harcamalarımız var. Onların tamamı da bu işin içine dahil edildiğinde cari işlemler açığı ortaya çıktı. 575 milyar dolar. Bir daha arz ediyorum. 575 milyar dolar. Bu şu demek, hiçbir şekilde bizim olmayan bir parayı harcamamız demek. 575 milyar dolar, 17 senede bizim olmayan bir parayı harcadık. Yani elin parasıyla düğün yapmış olduk, değil mi? El parasıyla düğün yapıyoruz. Şimdi bunu bize kara kaşımız, kara gözümüz olarak yapmadılar. İşte karşılığında borç verdiler. Şimdi bu borca bakalım. Bizi yavaş yavaş şeye doğru getiriyor, asıl konuya doğru getiriyor. Türkiye'nin elbette bütün dünyanın borcu var, harcı var, borç alır, yıllar itibariyle alır, derler, toplar. 2002 yılında Türkiye'nin bir dış borcu var. Yani bu Türkiye'nin dış borcu 2002 demek. O aynı zamanda şu demek, Cumhuriyet 2002'de tam 80 yaşında bir şeydir, bir rejimdir. Cumhuriyet'in 80 senede toplam birikimli dış borcu. Yani 2002'de Türkiye satında adına iktisadi kıymet diyebileceğimiz ne kadar kıymet var ise, fabrikalar, yollar, hanlar, hamamlar vesaire, bütün bunları elde etmek, elde edebilmek için yaptığımız toplam dış borç. Bu rakam 131 milyar dolar. Bunun bir kısmı 44'ü özel, 87'si kamu olmak üzere 131 milyar neticede 131 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız, dış borcumuz var. Şimdi bu rakamın bugünkü hali 447 milyar dolar. Fark, yani sadece 17 yılda yapılan rakam ne? 316 milyar dolar. Şimdi bir daha ben söyleyeyim ben. 80 yılda Türkiye satındaki bütün iktisadi kıymetlerin karşılığı mahiyetinde olan dış borç 131 milyar dolar. 17 yıl içerisinde yapılmış olan dış borç 316 milyar dolar. Çok fazla. Ve karşılığı yok. Buna ilaveten bir de şunu eklememiz lazımdır. 70 milyar dolar da özelleştirme yaptık. Bu ne demek? Ya başlangıçtaki 131'den düşmemiz lazım doğru düzgün bir mukayese yapabilmek için. Oradan düşmezsek bu 316'ya eklememiz lazım. Biz 316'ya ekleyelim. Bu daha hafifletir yani şeyi, efendim, konuyu. Demek ki 131 milyar dolar dış borçca eklenen rakamı söylüyorum. Ulaştığı noktayı söylemiyorum. Eklenen rakam 386 milyar dolar. Bu iyi bir şey değil değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri. Bütün bunları da ben, yani daha sonra söyleyecektim ama burada da söyleyelim, ne olur ne olmaz notlar yine karışabilir. Bütün bunları sadece böyle bir geçmişin muhasebesi yapmak tarzında değil, o amaçla değil, üzerinde oturduğumuz zemin ne tür bir zemindir, bu zeminin üstünde artık ne tür hareket etmemiz lazım gelir, o amaçla arz ediyorum. Şimdi bu borçlar oldu, dış ticaret açığı oldu, cari işlemler açığı oldu, borçlar aldık, borçları ödedik. İyi güzel, şimdi geldik tam ne bunun bedelini ödemeye. Bedeli faiz. Dış borca ödediğimiz, 17 yılda ödediğimiz faiz rakamı 173 milyar dolar. Tekraren arz ediyorum. Dış borca ödediğimiz faiz 173 milyar dolar. Bu çok. Çoktan çok daha doğrusu yani. İşte o yani başta hurma vesaire filan dediğimiz işlerin bizi getirdiği nokta bu. Buradan bir de kamu sektörüne bakmak istiyorum. Sadece kamuya, özel sektörü hiç dahil etmemek üzere arz etmek istiyorum. O da şu, kamu bu süreç içerisinde kamunun ödediği iç borçla dış borç, sadece kamunun dış ve iç borç ödemesi 460 milyar dolar. Bunun 80'i dış, 380'i iç olmak üzere 460 milyar dolar. Bu çok olağanüstü bir rakam. Yani böyle Türkiye tarihinin geçmişinde, evveliyatında, Selçuklusunda, Köktürk'ünde hiçbirinde buna benzeyen bir şeyi bulabilmek söz konusu değil. İnşallah bundan sonra da hiçbir hal ve şartta bizim böyle bir ekonomi şeyimiz olmaz, ekonomi durumumuz olmaz. 463 milyar dolar. Ya 460. Değerli arkadaşlar, biz bir Atatürk projesi yaptık. İyi bir projedir.
Ben onun uzmanken Devlet Planlama Teşkilatı'nda hazırlıklarında da bulundum. 1992 yılında açıldı Atatürk Projesi. Açılışında da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak bulundum. Elbette dünya güzeli projelerimizden bir tanesi. 27 sene geçti. Atatürk Barajı'na biz 4 milyar dolar verdik. Demek ki bu faizi 4 milyar dolara bölsek, bir hesap, bir gösterge için söylüyorum, 115 tane Atatürk Barajı yapar. Devletin ödediği faiz 115 tane Atatürk Barajı yapar. Elbette sıfırlamak söz konusu olmaz. Allah sizi inandırsın. Daha düzgün bir ekonomi yönetimi aynı sonuçlara ulaşacak tarzda çalışmış olsa, bu 115 Atatürk Barajı'nın sayısı, yani 460 milyar dolarlık rakam, en az yarısına iner. Burada 115'in 50'si olsun, yani 50 tane Atatürk Barajı eder. Ya bir Atatürk Barajı şu demek arkadaşlar, ben hafızalarınızı da tazelemek sadedinde de söyleyeyim. Maliyeti 4 milyar dolar. Arkasında biriktirdiği suyla her yıl 10 milyon dönüm arazi suluyor. 10 milyon dönüm. 27 yılda bize elde ettiği elektrik enerjisi 250 milyar kilowatt saat. 250 milyar kilowatt saat. Bütün bunun karşılığında elde ettiğimiz rakam 25 milyar dolar. Yani 4 milyar dolar harcadık. 27 yılda 6 katı bir rakamı bize getiriyor olarak getirdi. Proje dediğiniz budur, değil mi? Şimdi bu 17 yılda Allah rızası için bir tane böyle bir şey göstermek mümkün mü? Değil. Şimdi bu faiz işinin bu faiz işinin farkına Sayın Cumhurbaşkanımızın 2015 yılı seçimlerinden önce uyandığı kanaatindeyim ben. Çünkü 2015 seçimlerinden önce Merkez Bankası Başkanı, ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcımız, muhtemelen Maliye Bakanımız da onlardan müteşekkil bir heyetle köşkte, külliyede bir briefing aldı. Faiz briefingi aldı. Ben bunu şöyle yorumladım. Demek ki meselenin canının bu olduğunun farkına varılmış. Fakat meselenin canı bu olmakla beraber asıl odaklanılması gereken yer Merkez Bankası faizleriyle mi yaklaşmaktır meseleye, başka alanlarda mı yaklaşmaktır? Bu ayrı bir şey. Ama demek ki faizin önemi efendim en yüksek katta yeteri kadar algılanmış olarak yorumladım 2015 yılında. Şimdi buraya kadar değerli milletvekilleri, biraz bu faiz filan vesaire benim yani çalışırken de canımı acıtıyor. Burada size arz ederken de konuşurken de canımı acıtıyor. Allah bilir sizin de canınız bir yerlerde acımış olabilir. Biraz bu hadiseyi bir şey yapmak istiyorum. Yumuşatmak için küçük bir fıkra anlatmak istiyorum. 1990'lar, haliyle birisi Amerikalı olur, fıkranın taraflarından birisi Amerikalı, zengin birisi. 4 motorlu bir jetle bizim buralarda da dolaşıyor. Altımızdaki Orta Doğu coğrafyasında da dolaşıyor. Arap Yarımadası'nda da dolaşıyor. Diyelim ki Yemen civarında bir yerde olmuş olsun. 4 motordan birisi stop ediyor. Kuleyi arıyor. Kuleyi aradı. Selamun aleyküm ey kule. Ve aleyne aleyküm selam ey yanki. Muhabbet güzel böyle yürüyor. Diyor ki ya kule, benim 4 motorlu bir jetim var. Bir motor stop etti. Ben bu işlerde huzursuz olurum. Mümkün olan en uygun havaalanına, en yakın havaalanına beni indir. Kuleden cevap. Sen merak etme, keyfine bak. Bunun İngilizcesi don't worry, be happy. Bu Bob Marley diye bir melez şarkıcı var 1990'larda. Bu don't worry, be happy onun şarkısıdır. Bütün dünyayı kasıp kavuran bir şey şarkı. Amerikalının çok hoşuna gidiyor. Ya biz bu insanları küçümsüyoruz, bu Orta Doğu'daki insanları filan. Bak adam hem teknolojiyi en son haliyle kullanıyor, kuleyi yönetiyor, uçakları yönetiyor, hava trafiğini yönetiyor. Hem de bizim Bob Marley'in şarkısı ta buralara kadar gelmiş. Adam bir de bunu biliyor yani. Çok hoşuna gidiyor. Neyse bir müddet daha gitti. İkinci motoru stop etti. Aynı mükaleme. Üçüncü motoru stop etti. Aynı mükaleme.
Dördüncü motordayı stop etti. Can Hıraş kuleyi tekrar aradı. Ey kule, selamun aleyküm, aleykümselam. Dördüncü motordayı stop etti. Beni acele indir yere. Kuleden cevap. Don't worry bölümü tamam. Merak etme. Fakat burada bir happy yok. Onun yerine başka bir laf var. Repeat after me. Ben ne dersem onu tekrar et. Olur. Eşhedü en la ilahe illallah. Şimdi bu işlerin eninde sonunda böyle bir dördüncü motorun da sıkıntıya gireceği bir vadiden Allah korusun bizi yani. Şimdi değerli milletvekilleri, işsizlik bu 21. yüzyılın en önemli meselesi. Biz şimdiye kadar ekonomi politikalarında, ben dahil, bu işe gereken ehemmiyeti vermiş sayılmayabiliriz, sayılmayız. Yani bizim önceliklerimiz başka öncelikler idi. Ama işsizlik şimdi 21. yüzyılda bütün önceliklerin başında. 21. yüzyılın bu ekonomi politikalarıyla ilgili bir sadece satır, bir cümle edip bu vadiden tekrar çıkmak istiyorum. Bu 21. yüzyıl dış politikanın tamamı dış ekonomik ilişkilerdir. Yani zaten bütün tarih belki de dış ekonomik ilişkilerdir. Biz onu böyle bakmayı çok bilmeyiz. 21. yüzyıl milliyetçiliği de ekonomik milliyetçiliktir. Yani 21. yüzyılda bütün yapılacak milliyetçilik de ekonomiye odaklanmak durumundadır. Böyle bakıyoruz. Şimdi işsizlik bunun ekonomi politikalarının en uç noktası, ucu. Yani bir yığın iş yapacağız. Sonuçta imal etmemiz gereken şey istihdam. Amerika'nın, evet, takdim tehir olsun, olabilir. Şimdi istihdam. Bunun için, bu 2002'ye gelindiğinde bir rakam işsiz stoku devraldı AK Parti. 2.600.000. Evet, 2.600.000 650. Bu 2002'deki bu rakam, değerli milletvekilleri, normal bir yıl rakamı değil. Sebebi şu. Önünde 3-4 sene önce 1994 ekonomik krizi var. Daha sonra 1999 depremi var. Milli gelir %3,5 daraldı. Daha sonra 2001 yılı ekonomik krizi var. Milli gelir %6 daraldı. Yani son 4-5 yıl içerisinde neredeyse ekonomi %15 civarında daraldı. Bütün bunların ucu işsizlik olarak ortaya çıktı. Ve o rakam, bu rakam normal herhangi bir yıl rakamının çok üstünde bir rakamdır. 2.650. Tamam, aradan 17 sene geçti. Deminki aldığımız bütün borçları, harçları kullandık. Yani AK Parti ekonomi yönetimi kullandı. Allahu alem ne olmak icap eder? Bu 2.650 aşağı doğru iniyor olabilir, değil mi? Olabilir. Veya yerinde sayıyor olabilir. Ona da iyi, razıyız. Şükürler olsun. Bu rakamın şimdi ulaştığı rakam 4.600. Şimdi bunu büyümsediler. 4.600 değil, 4.556 diye ben bir yerde kullandım. Bir ekonomi bakanımız biraz daha indirek cevabi mahiyette, ya 4.600 nereden çıktı? Bunun esası 4.556'dır filan denildi. 4.600 aslında bu bile bizim meramımızı göstermez, içinde bulunduğumuz hali göstermez. Bu kayıtlı müracaat etmiş, işsizliğini takip eden, iş arıyor olduğunu takip eden. Bunun çok daha önemli alt bölümü veya özü genç işsizlerin işsizliği, gençlerin işsizliği. Şimdi bizim en büyük varlığımız, istikbale ait, geleceğimize ait en büyük varlığımız, en büyük insan sermayesi diyebileceğimiz toplum dilimi gençlerimiz. Yani 15 yaşta genç tanımı odur. 15 ile 29 yaş arasındaki grup. Bunun nüfusu 11-12 milyon, 11.600 görünüyor. Tamam. 3,5 milyonun şeyi, bunun içerisinde bir 3,5 milyon var ki ne iş arıyorlar ne de herhangi bir okula gidiyorlar. Eğitimde değiller, işte değiller. Kayıtlı hali bunun bu kadar 3,5 milyon olarak görünmüyor. Ama kayıtlı halinde görünmemesinin de sebebi Allah bilir devlete de olan güvenlerinin azalmış olması,
bu kurumlara da olan güvenlerin azalmış olması. Bu 3,5 milyonun 600 küsur bini üniversite mezunu, yüksekokul mezunu. 600 küsur bini lise mezunu. 650 küsur bini teknik lise mezunu. Yani 2 milyon. Anneler babalar yememişler, yedirmişler, içmemişler, içirmişler, giymemişler, giydirmişler, gezmemişler, gezdirmişler. Bu insanları, bu 2 milyon genci lise mezunu, teknik lise mezunu, üniversite mezunu haline getirmişler. Ama bu insanlara iş veremiyoruz. Şimdi bu şu demek, bir ev için en sıkıntılı hal hepimizin, yani aslında bunu AK Parti milletvekili arkadaşlarımız hepimizden çok iyi biliyor olduklarını ben düşünüyorum. Sebebi bize iş talebiyle ilgili muhalefet partilerine gelen talep bir ise, AK Partili arkadaşlarımıza gelen talep en az 10'dur herhalde. Yani iktidar partisi olmaları hasebiyle, olmaları münasebetiyle. Bu gençlerimizin işsizliği aynı zamanda şu demek, bu gençlerin hayallerini öldürüyoruz. Yani hayal bırakmıyoruz. Bu üniversiteyi bitirmiş olan, liseyi bitirmiş olan genç hayal edecekti, işe girecek, işinde yükselecek, tayin olacak, terfi olacak, yurt dışına gidecek. İşte daha Türkiye'ye çok daha büyük hizmetler, ailesine ve Türkiye'ye çok daha büyük hizmetler yapacak. Evlenecek, barklanacak, yurt yuva sahibi olacak vesaire. Bütün bu hayallerin hiçbirisini artık hayal edemez hale geliyorlar. Onların hayallerini öldürmüş oluyoruz. İkinci bölümü, biz kendi toplum kendi geleceğini çürütmüş oluyor. Kendi geleceğimiz bu gençler bizim, 15-29 yaş grubundaki gençler, kendi geleceğimizi çürütmüş oluyoruz. Bu bakımdan burada müthiş bir israf var. Bu israf insan sermayesi, insan israfıdır. Hepimiz daha çok böyle filan makamda mevkide uçaklar var, israf. Filan makamda mevkide otomobiller var, makam arabaları var, israf. Doğrudur da yani, ben de bu israf bölümüne elbette katılıyorum. Ama bu havaalanlarında görüyoruz, belediye başkanlarımızın kuşe kağıtlara bastırdığı, böyle tuğla büyüklüğünde kendisini öven, belediye başkanlığı hizmetlerini öven dergiler var. Nefret ediyorum onları görünce. Filan bunların tamamı israf. Ama bu israfların en büyüğü bu gençlerin işsizlik israfı. Bunun yerine bir şey koymamız da söz konusu değil. Şimdi bu, yani yüksek katlarımızda, devlet yüksek katlarımızda bazen bununla ilgili ben mugalata diyorum. Mugalata da dolaşıyor. Nedir o? Ya bu işsizlik böyle ama malum teknoloji çok gelişti. Fabrikalarda artık insanlar neredeyse çalışmaz hale geldiler. Bu teknoloji ve robot endüstrisi, İşte birazcık daha bilimsel konuşmak istiyorsa 4. sanayi devrimi filan döndürdü, 4. endüstri devrimi bunu böyle getirdi. İlk nazarda benim insanın kulağına da hoş geliyor. Ya doğruluk payı da olabilir deniyor, değil mi? Ben sonra baktım, ben de önce böyle doğruluğuna inandım. Sonra baktım, ya bu dünyanın en ileri teknolojilerini kullanan ülke kim? Amerika. Dünyada fabrikalarında en çok robot istihdam eden ülke kim? O da Amerika. Hatta fabrikalarda robotları istihdam etmiyorlar, robotları işçi olarak çalıştırmıyorlar. Fabrikaları robotlarla yönetiyorlar. Yani fabrikaların yönetimi de robotlarda. Tamam, o zaman işsizlik diz boyu olmuş olması icap etmez mi Amerika'da? Eder. Halbuki en son işsizlik rakamı ne? Bundan 15 gün öncesi itibariyle. Amerika'nın işsizlik rakamı son 49 yılın en düşük rakamı. Şimdi başında bin türlü bela olan bir Amerikan başkanı var, başkanımız var değil mi? Sayın Başkan Trump. Trump işte azil işleriyle filan da boğuşuyor, uğraşıyor. Ama Allah sizi inandırsın, %100'e yakın katiyetle söylüyorum ki hiçbir şekilde Trump azile filan uğramayacak. Sebebi, İşte bu Amerika'da son 49 yıldaki işsizlik seviyesinin en düşük seviyede olmuş olması. Bu bakımdan devletimizi yöneten arkadaşlarımızın, yani bu şeye, aman teknolojinin getirdiği özellikler dolayısıyla işsizlikle uğraşmakta sıkıntımız oldu, o bakımdan bizi mazur görün dememeleri doğrudur.
Eğer derlerse yine o kişi başına düşen milli gelirin 3 katına artırılması gibi önce kendilerini sonra da bizi kandırmaya teşebbüs etmiş olurlar. Bu işsizlikle ilgili demin hangi arkadaşımıza Ahmet Yıldız olabilir. Evet. İşsizlikle ilgili bir söz var mı filan dedi. Ben de dedim var. O da Bayburt, bu sefer Bayburt'tan gelsin laf. Şimdi Bayburtlu işsiz. Çok daralır yani insanlar. Çok evde otursan oturamazsın, çarşıya gitsen çıkamazsın filan. Bayburtlu bir arkadaşıyla dertleşiyor. Dedi ya çarşıya çıkıran darlanır an. Eve dönüren evde de horlanır an. Yani çarşıya gidiyor, daralıyor adam. Kahvede mi otursun, kafede mi? Ne yapacağı belli değil. Yani oturamıyor. Eve geliyor, hanımdan azar işitiyor. Hanım tarafından horlanıyor. Bu o yüzden evlerin huzuru, saadeti, toplumun huzuru, saadeti. Yani burada bizim grup da Allah bilir konferans dinler gibi dinliyor. Arada bir çepik çalsalar olur yani. Şimdi değerli milletvekilleri, bu işler ilk defa mı mesela ben söylüyorum? 90'lı yılların fıkralarını anlattığım için grup da anlıyor. Doğru. Bu işler hiç mi söylenmedi? Şimdi 2007 yılında 14 Aralık 2007 tam bir hafta önce bugün itibariyle tam bir hafta önce ben yine bu kürsüdeyim. 2007'nin en şaşalı, en parlak dönemi olarak kabul edilen ekonomi yönetimini yine eleştiriyorum. Aşağı yukarı rakamlar 2007'ye kadar olan rakamları ele alırsak bugünkü söylediklerimin tıpatıp aynısıdır. Çünkü yanlışlık tam anlamıyla böyle bir format atılmış gibi geliyor. Ben söyledim. Başka söyleyen yok mu? Başka akıllı var. IMF. IMF 2007 yılında AK Parti, yani IMF, çok anti IMF'ciliği falan vardır ama şimdi 2005 yılında son ikraz, son borçlanma IMF ile 2005 yılında yapılmıştır. Yani AK Parti'nin 3. yıl döneminde kapsadığı alan 2008'e kadar. Yani 2005-2008 döneminde her yıl IMF, işte bizim de üyeliğimiz, ortaklığımız münasebetiyle gelir her ülkede çalışır. Sonra da rapor hazırlar. Türkiye raporu. Şimdi bunu da arkadaşlarımız, benim konuşmamı bir daha söylüyorum. 14-12-2007 meclis sapıtlarında da var. ilhankesici.org diye benim bir internet sitem var. Orada da var. İlgilenenler, meraklananlar buralara müracaat edebilir. Öbürü de IMF'nin 7 Kasım 2007 tarihli Türkiye raporu. 7 Kasım 2007 tarihli Türkiye raporunda IMF diyor ki çeşitli ülkelerle ilgili kırılganlık göstergeleri icat etmiş. 5-6 tane parametre var. 6-7 tane ülke var. Bunların içerisinde 2007 ekonomisi itibariyle en kırılgan ülkenin adı Türkiye. Bu 2007'de. Yani bütün dünyanın AK Parti ekonomi politikalarını alkışladığı, çepik çaldığı diye bildiğimiz, inandığımız, gördüğümüz, medyalarda şey yaptığımız şey IMF raporu da böyle diyordu. Bunu niye arz etmiş oldum? Bunu şunun için arz etmiş oldum ki biraz daha akıllanmamız icap eder. Yani eğer bu eleştirilerden ister IMF tarzı kaynaklı uluslararası organizasyonlar olsun, ister hakiki anlamda yerli ve milli İlhan Kezici gibi, işte başka arkadaşlarımız gibi kaynaklar olsun, bunların söylediklerine kulak vermek lazımdır. Yoksa çok daha sıkıntılı bir hale geliriz. Şimdi siz, buradaki arkadaşımız söyledi, 1990'lı yıllara gidiyoruz, AK Parti dönemine doğru gelelim diye. Tam AK Parti dönemine geldim, 2019, içinde bulunduğumuz yıl. Sen de dinle. 2019 yılı bütçesi. Yani içinde daha henüz çıkmadı bu bütçe. Bu bütçeye bakarken 3 tane şeye baktım ben, parametreye. 1. Bütçenin açığı neydi, ne oldu? Öyle bakılır. Bütçenin açığı 80 milyar liraymış. Neyle gerçekleşti? 125. %50 fazla. Bu çok fazla bir artış. Kaldı ki bu %125 sayılmaz. Merkez Bankası Başkanı arkadaşımız da var. Plan Bütçe Komisyonu'nda
hem bizim arkadaşlarımız hem muhalefete mensup arkadaşlarımız, ben de katıldım toplantıların bir bölümüne, çokça orada ifade ettiler. Bu Merkez Bankası yedek akçesinin gelir irade edilmesiyle ilgili husus. Orada 40-45, galiba 45'in 40'ı 41'i civarında bir rakam gelir irade edildi bütçeye. Demek ki onu da koyarsanız bu rakam, yani 2019 yılı bu senenin bütçesinin açığı 80 yerine oldu 160 küsur. İki katı. Bu ne demek? Ne bütçe var, ne bütçe disiplini var. Hiçbir şey yapmasanız zaten ancak böyle gider yani. İkinci açık cari işlemler açığı. Türkiye bu 17 yılda deminki söylediğimiz rakam bölersek 30-32 milyar dolar her yıl cari işlemler açığı veren bir şeyimiz var, ekonomimiz var. 2019'da da buna benzeyen bir rakam koymuşlar. 26 milyar dolar. İyi. Gerçekleşme artı 1 milyar dolar. Yani ilk defa bütün tarihimizde demeyelim de o 2000'de var, 1999-2000'de var, 2002'de var. Son 20 yılda diyelim ki ilk defa cari işlem fazlası veriyoruz. Hepimiz mesela candan alkışlamamız, tebrik etmemiz icap eder. İlk nazarda. Ben de o hissiyat içerisindeyim yani. Bir alkışlayayım falan diye. Fakat sonra bir dibine doğru bir eşeleyelim değil mi? Yani bu nasıl oldu, bu 1 milyar dolara birden nasıl fazlalık vermeye başladık diye. Herhalde ilk baktığım kalem ihracat kalemi. Herhalde ihracatımız kayda değer bir nispetle artmıştır. Allah Allah. İhracatımız azalmış. 10 milyar dolar. İhracat artması da nereden olacak yani? Başka bir kalemden mi arttı? Başka kalem de yok. İthalatımıza bakalım. Şeyi yakaladık. Rakamı yakaladık. İthalatımız 43 milyar dolar azalmış. Bu iyi mi, kötü mü? İyi ise baştan o hedefi öyle koymak lazım. Sonra kalemlerine baktım. Eğer lüks tüketim malları, işte bu 4x4 çekerli otomobiller, jipler, İstanbul'da o ilk dönemin, yani kur sabit iken, herhangi bir hareketliği yokken en ucuz ithalatından filan elde edilmiş olan şeyler, eğer bunlar ihracat kaleminden düştüyse buna da şükürler olsun. Bu da iyidir. Hayır. 2019 yılı ithalat kalemlerini arkadaşlarımız takip ederlerse, burada düşen kalem, 43 milyar dolar olarak düşen kalemin adı makine teçhizat alımları. Makine teçhizat alımları demek sanayi yatırımı demek. İmalat sanayi demek. Yani biz bir dış ticaret cari işlem fazlası vermiş oluyoruz ama hem de en kötü yerinden kanatarak vermiş oluyoruz yani. Bunu da arkadaşların huzuruna getirmek istedim. Üçüncü şey büyüme. Büyüme hedefi. %2.3. Ya bu 2.3 ne? Cumhuriyet 1923-2019. İster 2002'yi alın, ister 2019'u alın. Aynı rakam. Ortalama büyüme hızı 4.7. İçinde dünya 1929 buhranı var, 2. Dünya Savaşı var, 5 sene. İşte daha sonraki dönemlerde ihtilaller var, 60, 70, 80, Kıbrıs vesaire bir yığın iş var. 4.7 ortalama büyüme hızı. Yani içinde bulunduğumuz yıl bütün Cumhuriyet tarihinin ortalama hızının yarısını hedef olarak aldık kendimize. Vahim bir şey. Peki 2.3'ü aldık da gerçekleştirdik mi? Hatırlayın, birinci çeyrek, birinci üç ay eksi, ikinci üç ay eksi. Üçüncü üç ay 0.9 oldu. Zorlamalı bir rakamdır ama 0.9 oldu. Bu 0.9'a neredeyse bayramlar ve mitingler yaptık. Yani ilgili bakanlarımız A memleketine gitti, B memleketine gitti, mitinglerle karşılanır gibi oldu. İşte orada çok iddiayla söyledi ki işte üçüncü çeyrek artık artı oldu filan. Dördüncü çeyreğin büyük bir gelecek. Ne olacak yani, hasılı kelam ne burada, hasılı kelam? İşte 2019 yılının tamamı muhtemelen 0.5 büyümüş olacak. Buna bayram ediyoruz. Ya Allah'tan korkmak lazımdır, öyle değil mi? Yani şu kadar bütçe harcıyoruz, bu kadar para harcıyoruz, bu kadar bilmem ne harcıyoruz. Yani tamamı, bütün bu faaliyetlerin tamamı %0 büyüme elde etmek için mi yani? Şimdi rahmetli annemin güzel bir lafı var buna benzeyen hallerde.
hem rahmetle anmış olayım, hem de onu da arkadaşlarımıza intikal etmiş olayım, arz etmiş olayım. Kuru çula oturduk denir yani bu tür durumlarda. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Ne yaptık? Kuru çula oturduk kaldık. Kuru çulun üstünde kaldık yani, değil mi? Sıfır büyüme o demek. Zaten o lafların başında bir yerinde söylemiştik, o %5-10'da 3'lük büyüme bir esas büyüme midir, vasıflı bir büyüme midir, değil midir? İşte sonuçları buradan belli oluyor. Şimdi deminki notların karışmasında bir bütçe 2020. Bugünü de bıraktım, şimdi yarına geldim artık. Yarından sonra, bu yarını da arz ettikten sonra huzurlarınızdan herhalde ayrılacağım. Yarınımız, 2020 yarınımız, bir hafta 10 gün sonrasından itibaren. Bir de geleceğimiz. Fakat bu geleceğimiz dediğimiz zaman şimdi laf biraz şey kaçabilir, garip kaçabilir filan. O yüzden geleceğimiz bölümünü çıkarayım. Ya istikbalimiz diyeyim, ya yarınımız diyeyim, orada kalayım ben. Bu 2020 yılında başka bir faktöre dikkatinizi çekmek istiyorum. O da şu. Devletimizin gelirleri var. Bütün bu harcamaları yapmak için. Bu gelir kalemi hem maliyecileri hem bu ekonomiyle ilgilenen insanları, beni dahil, böyle usandıracak tarzda çetrefil kalemler var. Başında yazar devlet gelirleri, tamam. Altında bir sütun vergiler, tamam. Onun altında başka bir alt başlık, gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler, tamam. Onun altında başka bir alt başlık, gelir vergisi. Ha, yakaladım. Şimdi bu gelir vergisi dediğimiz şey şu. Bizim serbest meslek mensuplarımız var, serbest meslek işi yapan arkadaşlarımız var. Mühendislerimiz, doktorlarımız, avukatlarımız, başka serbest meslek erbabı. Bunların tabi olduğu vergi mükellefliğine, beyana dayalı mükellefler, beyannameli mükellefler diyoruz. Sayıları 2 milyon civarındadır. Şimdi arkadaşlarımızın bu bölümüne zaten çok dikkatli dinlediklerini görüyorum ben, çok şükür. Ama birazcık daha sanki konsantre olurlarsa çok iyi olur. Beyana dayalı mükelleflerimiz, serbest meslek mensupları, vergilerinin rakamını söylemeyeceğim, sayıları 2 milyon civarındadır. Biraz daha alt gelir grubu, basit usulle, eskiden götürü usulle diyorduk, basit usulle vergi mükellefi olan vatandaşlarımız var. Bunların sayısı da 800 bin civarındadır. Bir de bana benzeyen maaşlı, ücretli gelirleri olan insanlar var. 3 milyon civarında devlet memurumuz var. 14-15 milyon civarında da özel sektörde çalışanlarımız var. Ücretli, maaşlı, asgari ücretliler dahil olmak üzere. Bir de bunların tamamından vergi alıyoruz biz. Bir de Maliye Bakanı, şimdi Hazine ve Maliye Bakanımızın da yine meclise sunuş konuşmasında, Plan Bütçe Komisyonu'nda dağıttığı ve konuştuğu bir kitapçık var bu. Şimdi onun da 11. sayfasında güzel şeyler var. Vergi dairelerinin nasıl güzelleştirileceğine dair. İnteraktif, hoş kelimeler de var. İnteraktif vergi danışmanlık hizmetlerini geliştireceğiz. İnteraktif vergi dairelerini çoğaltacağız. Böyle güzel laflar yani netice itibariyle. Bunları da yapalım. Bunlar için Maliye Bakanlığı da ayrıca çok bir masraf da ediyor yani bu insanlardan bu vergileri toplayabilmek için. Şimdi hepsini yaptık. Bu insanlardan vergilerini topladık. Bunlar da eza ile cefa ile de yani bu beyannameleri doldurmak bir derttir. Muhasebecilerle uğraşmak bir derttir. Götürüp vergini yatırmak bir derttir vesaire. Bütün bu dertlere de katlandık, yatırdık. Bir rakam etti bu rakam, bir torba. Bunun karşılığında bu kitap 2020 yılı programı, Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı programı. Bu kitabın 60 küsürüncü sayfasında böyle bir tablo var. Bütçe. Benim de tabii üstünde karma karışık olmuştur, arkadaşlar görmeyebilir. Burada bir faiz kalemi var. O faiz kalemi, şimdi öbür eski faizi bıraktım bir kenara, yenisine geldim. Faiz kalemi 138 milyar 940. Yani 139 milyar lira. Faiz bu bütçede, 2020 yılı bütçesinde
faiz kalemi 139 milyar lira. Bu deminki saydığım 20 milyon insandan 3 milyon devlet memuru, 14-15 milyon ücretli çalışan insanların maaşlarından yapılan kesintiler, 2 milyon serbest meslek, 800 bin basit usulle vergi mükellefi olan arkadaşlarımızdan topladığımız rakam vergi bunun altında. Şimdi yeni vergiler de getiriyoruz. Bu kıymetli konutlar, değerli konutlar vesaire. Benim elbette öyle bir konutum yok. İstanbul'da kirada oturuyoruz. Ankara'da bir TOKİ evlerinden aldığımız, İncek'teki bir TOKİ evinde oturuyoruz. Beni doğrudan ilgilendiren bir tarafı yok. Ama bu bilgiyi niye arz etmiş oldum? Burada bir büyük delik var. Nasıl uzay bilimleriyle ilgilenen arkadaşlarımız söylüyorlar, kara delik. Etrafında ne görürse yutuyor, sağından, solundan, yanından, yöresinden geçen bütün gezegenleri, yani güneş sistemi gibi sistemler dahil, o çaptaki bütün sistemleri böyle hup diye vantuzluyor, yutuyor. Şimdi bu hazinenin dibi delik. Yani bu nereden geldi? Bu elbette bugünün meselesi değil. Asıl vurgulamak istediğim hususlardan birisi de o. Yani 2020'nin 2019'un da meselesi değil. İşte ta 2003 yılından itibaren gelen hadise. Şimdi burada Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir münasebetle bu faizlerle ilgili bir rakam söyledi. Benim de AK Parti'de tanıdığım çok çeşitli arkadaşım birden ilk nazarda çok itiraz ettiler. Sayın Genel Başkan dedi ki, yine bu bütçedeki rakamı söylemek üzere, ya burada rakamı söylemedi, sadece o benim gibi anlatmadı. Türkiye her gün, kamu sektörü, devlet her gün, her saat 2.6 milyon dolar faiz ödüyor. Şimdi bu 139 milyar lirayı 365 güne bölelim ellerimizle. Onu da 24 saate bölersek bulacağımız rakam aynen bu 2.6 milyon, onu da sonra dolara çevirirsek 2000'in yılının ortalama dolar kuru 6'dır. 6'ya bölersek bu rakam çıkar. Şimdi değerli arkadaşlar, buradan çözümle ilgili bana çok mu vakit verirsiniz, az mı vakit verirsiniz, ona göre Sayın Başkan kendimi organize edeyim. 3 dakika buradan var. Bir de verdiniz zaten, 4 olabilir, evet. Onu birden çoğaltırsınız. Biraz zam yapılabilir. Buradan çözümle ilgili bir şey arz etmeden huzurlarınızdan inmek istemiyorum. Çözüm şu. Yani bir kere benim bütün bu anlattığım şeyleri Allah bilir. Belki de sadece şimdi kuracağım cümle için anlatmış oldum. Altlık. Durum ciddidir. Yani Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durum ciddidir. Ben başka terminolojiler kullanan arkadaşlarımız var içeride, dışarıda. Kriz kelimesini sevenlerden değilim. Kullananlardan da değilim. Ne şimdi ne başka zamanlar. Ama onun yerine bir ciddiyet arz ediyorum. Bu durum ciddidir. Bir ara bir deterjan reklamı vardı, beyazdan beyaz diye. Ben de ona benzeterek diyorum ki bu ciddiden de ciddidir. Yani devletimizi yönetenlerin bu meseleye böyle bakmaları lazım. İki, bu işlerde sihir yoktur. Yani sihirbaz da yoktur. Ya bu işleri en allamesini bulalım, getirip oturtalım, o halletsin. Böyle bir şey de yoktur. Mesele çok ciddi bir şekilde bu işin de ele alınmasını icap ettiren bir haldir. Şimdi bu ciddiyetin hemen yanında benim kendi kullandığım bir terminoloji var. Bu 2001'in önünde kullandım bunu. 1994 krizinin önünde de kullandım bu şeyi, bu tabiri. Her zaman, şimdi bir hafta 10 gün sonra kışa gireceğiz. Aslında mevsim olarak güya kışız ama henüz girmedik. Kışa gireceğiz. Her kıştan sonra bahar olmuyor. Bazen kıştan sonra kara kış geliyor. Ben bu 2001 ve 94 öncesinde kara kış tabiri kullandım. Şimdi bundan endişe ediyorum. Kara kış hafime geliyor. Onun yerine bir literatürde yakaladığım, bir makalede yakaladığım, İngilizce makalede yakaladığım bir laf var. Nükleer kış. Yani icatlarını yapmaz isek, içinde bulunduğumuz hali küçümsersek,
üstesinden kolay gelebileceğimize inanırsak, bazen ilgili bakanlarımızın da ifade ettiği bir laf var. Kötüsü artık geride kaldı. Mesela cari işlemler 1 milyar dolar fazla mı verdi? Yaşa var o. Kötüsü artık kötü günleri geride bıraktık. Bundan sonra önümüz parlaktır. Geleceğimiz parlak demeyelim ama istikbalimiz parlaktır. Veya yine işte sıfır büyüme, 2018'in dördüncü çeyreği eksi milli gelirde, 2019'un birinci çeyreği eksi, ikinci çeyreği eksi ama üçüncü çeyrek artı sıfır filan oldu. Hah, böyle kötü gün. Sayın Kesici. Buyurun. Geride kaldı, bu lafı da unutmak lazım. Yani sihir aramamak, sihirbaz aramamak. Bu lafı, kötü günleri geride bıraktık artık. İşi ona göre organize edelim halini de bırakmak lazımdır. Ciddiyetle, ama gerçekten çok fazla ciddiyetle, çok ciddi bir program hazırlamak lazımdır. Çok ciddi. Biz bunun adına kapsamlı gibi süslü laflar falan da kullanırız. Yani kapsamlı laflar, süslü, kapsamlı program, ciddi program vesaire, ama esnaftan ciddi bir program hazırlamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız yaklaşık bir ay önce bir televizyon programında seçimlerin Haziran 2023 yılında yapılacağını, normal zamanda yapılacağını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey de seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Bu iyi. Bu ne demek? Niye iyi diyorum yani? Bu ne demek? Önümüzde 3,5 yıllık bir zaman dilimi var. Son 6 ayını seçim kampanyalarına bırakalım. 3 yıllık bir zaman dilimi var. Bu hazırlanacak olan program, plan 3 yıllık bir program olsun. Çok, evet, bir dakika daha lütfederseniz, tabii, sağ olun. Bunu danışmanlık şirketleri falan da var. Hükümetimizin veya yönetimimizin bunlardan McKinsey ve benzeri firmalarla çalıştığını da arada bir okuyoruz, biliyorum ben. Bunlar da iyidir. Ama şuna inanın ki en azından benim bir yığın tanıdığım insan itibariyle Türkiye'de McKinsey uzmanlarının Türkiye bilgisinden çok daha üstün vasıflı çok arkadaşlarımız var. Bütün bunlar davet beklerler. Yani bu arkadaşlarımız para istemezler, pul istemezler, makam istemezler, mevki istemezler, istemiyorlar. Ben biliyorum yani istemediklerini. Ama bu insanlar memleketlerine hizmet etmek istiyorlar. Bu büyük programın içerisinde bu arkadaşlarımızın da değerlendirilmesi lazım. Bir inat etmek, yani sadece kendi arkadaşlarımız tarzında bir inattan vazgeçmek lazım. Rahmetli Osman Bölükbaşı'nın, eğer bir 30 saniye verirseniz Sayın Başkan, rahmetli devlet ve siyaset büyüğümüz, siyaset ve devlet büyüğümüz rahmetli Osman Bölükbaşı'nın çok hoş bir siyasetçilere tavsiyesi var. Onunla bitirmek istiyorum, huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. O da şu: İlk ikisi bu üçüncü lafı söyleyebilmek için halen benim gibi. Osman Bölükbaşı diyordu ki, zengini hayırsız evlat batırır, memuru süslü avrat batırır, siyasetçiyi kuru inat batırır. Şimdi bu kuru inattan vazgeçmek, Türkiye'yi ihtiyacı olan normalleşmeye, uzlaşmaya, efendim, davet edici bir mahiyette çağrıda bulunmak lazım. 2020 Sayın Milletvekilleri, bu kadar bunca lafı ettikten sonra biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 2020 bütçesine red oyu vereceğiz. Ama bütçenin, yine başında, sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, devletimize, milletimize hayırlar, güzellikler getirmesini temenni ediyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Çok teşekkür ederim.